Foto Seyir'den herkese merhaba. Ben Meriç Türkmaz, yanımda Can Akbulut'la beraber Ford B-Max'i inceleyeceğiz. Bir araya geldik mi araba incelemeden durmuyoruz. Evet. Ford B-Max merak edilen otomobillerden bir tanesi, sıkça soru soruluyor. Niye? Çünkü bu klasman son yıllarda üreticilerin bize sıkça servis ettiği şeylerden bir tanesi, reçetelerden bir tanesi. B sınıfı MPV mi diyelim? Ucuz araba istiyor insanlar. Şehir içinde park etmesi, kullanması kolay olsun ama içi de geniş olsun istiyorlar. Evet. Bu Tardis'e benziyor. Hani dışarıdan göründüğü kadar dar olmayan iç mekan sunma gayreti. Üreticileri şekilden şekle sokuyor. B-Max bambaşka bir sürprizle daha geliyor. Direksiz. Evet, B sütunu yok. B sütunu kapıların içine yedirilmiş diyelim. Onlarla vallahi paylaştırılmış. Birçok müşterinin aklını çelen parametreden bir tanesidir. Tok kapı sesi. Bu arabada alasını bulacaksınız. Kale kapısı gibi kapanıyor. Evet, kapılar ağır olduğu için kapanışında gerçekten o tok dediğimiz sesi çıkartıyor. Tok sesini kapatırken çıkartıyor yalnız. Yokuş aşağı park edilmiş vaziyetteyken elinizden kaçırırsanız başka sesler de çıkartabilir menteşenin ters katlanmasıyla beraber. Evet, sıkıntılı oluyor. Gerçekten kapılar ağır. Hani bazen açıp kaparken zorlukta oluyor. Zırhlı araba gibi. Korumanın, şoförün size kapı açmasını bekleyebilirsiniz arka koltukta oturuyorsanız. Onun haricinde sunduğu geniş binme alanı, kapıların çok şey açılması, arkaya bir kere sürgülü olduğu için dar alanı park ettiğiniz zaman sıkıntı olmadan arka kapıyı açıyorsunuz. Hı hı. Tam açıldığında zaten arka tampon hizasını geçmiyor. Geçmiyor tabii, o düşünülmüş bir detay. Bununla beraber ön kapıyı da çok açmak zorunda değilsiniz. B sütunu yok. Azıcık açıp aradan sıyrılabiliyorsunuz. Çok dar arka yerden. Arka kapı açık olduğu takdirde tabii o şekilde olabiliyor. Tabii. Bir de birbirlerinin üstüne kapanma gibi bir şartları yok. Tabii. İkisi de birbirinden bağımsız çalışıyor. Aynen öyle. Geçmişte ters açılan arka kapıların ön kapıdan bağımsız açılamadığı gerçeğiyle yüzleşiyorduk. Bunda yok. Gayet konvansiyonel kapı gibi her birinin münferit kapı kolu var. Evet. Çok rahatlıkla kullanılıyor. Getirisi ne Meriç? Kullanım kolaylığı açısından. Kullanım kolaylığı, inip binme rahatlığı efendim. İşte şu bebek koltuğu bağlama mevzu var ya Can. Kapıyı bu şekilde açtığınız zaman koltuk ters açıda kalıyor. Bunda kapıyı itiyorsun mesela arkaya doğru. Gayet ticari araçlarda sunulan erişim kolaylığını sağlıyor. Peki götürüsü ne? Birazcık ağırlaştırmış. Hashtag biraz ağır diyorsun. Biraz ağır. Arabanın ağırlığı muadil motorlu Fiesta'dan 200 kilo kadar daha yüksek. Yani beklenebilecek bir şey. Segmentindeki rakiplerinde de fakat gövde çok rigid. Evet. Tekerlekler askıdayken, yamuk pozisyondayken kapılar çok rahat açılıp kapanıyor. Hiç problem olmuyor o konuda. Yani arabanın sağlamlığına ödün vermemek, çarpışma güvenliğine ödün vermemek adına Ford ağırlaştırmayı göze almış. 1.6 litrelik motor, dizel. Evet. Yine PSA kökenli motor. Aynen. Bu sefer ama beni hayal kırıklığına uğrattı. Biraz törpülenmiş versiyonunu koyuyorlar. Kör tapa takılmış. Turbonun girişte restriktör takılmış. 95 beygir gücünde. 10 beygir daha kısık gibi duruyor kağıt üzerinde ama çok daha fazlası gitmiş. Torkunu da kısmışlar. Torkunu da kısmış, devirlenme hissini de kaybetmiş motor. Gövde ağırlığı altında eziliyor. Beşileri manuel şanzıman güzel oranlı olmasına rağmen sizi uğraştırıyor. Araba atik hızlanmıyor. Bir de dizel motorun ağır kanlı demirlenme karakteristiğiyle birleşince bu. Sıfırdan hızlanmalar, hani ilk viteste dahi araba hantal kalkıyor. Fakat çekiyor. Aslında ben trafikte de bayağı bir kullandım. Yani vitesin yollarından olsun, debriyajın kavramasının yumuşaklığından olsun. Çok rahatlıkla kullanılabilen bir araba. Öyle. Gücü de çok fazla arattırmıyor değil trafik mi kullanımlarında. Yani, ama tabii şehir dışında, otoyolda çelik manevra beklerseniz bilhassa doluyken sollamaya çıkmadan önce iki kere düşünüp yolu okumakta ziyadesiyle fayda var. Zaten B-Max'in başka motor seçenekleri de var Can. Biz bu modeli inceleme fırsatı bulabildik ama 1.4 atmosferik motordan başlayan bir motor skalası var. Öyle. 1 litre EcoBoost var, meşhur şu ödüllü motor. 125 beygir. Güçlü versiyonunu koymuşlar. Fiesta'da biz 100 beygirini denemiştik. Çok kaçan ama çok daha az yakmayan motor. B-Max'i otomatik şanzımanla alayım derseniz 1.6 atmosferik motor. Benim favori tercihim olurdu. Evet. Rahat rahat. Geniş geniş, relax çalışan bu motorun bir motor. Çok ciddi tüketim avantajı var. Evet. Kabul eyvallah ama bununla beraber lüzumsuz safra da getiriyor. Arabanın burnunda en istemediğiniz ağırlık yerde. Direksiyon hissini özellikle hani Ford'un direksiyon tertibatları meşhur. Son yıllarda diğer üreticilere göre daha özen gösteriyorlar kaliteli hidrolik mekanizma kullanmaya. Fakat
yük altında özellikle direksiyon çok hissizleşiyor. Hidrolik desteği çok artıyor. Artmak zorunda kalıyor. Arabanın burnu ziyadesiyle ağır. Biraz yük aldığınız zaman hemen tekrar kendine geliyor. Ama Fransız rakiplerindeki kadar da hissiz değil Can. Yani değil. Fiesta'dan geldiğini belli ediyor. Yani mekanizma güzel ama arabanın burnu ağır. Evet. Teknik sorun var. Süspansiyon Fiesta'dakinden epeyce sert seçilmiş ama gövde ağır olduğu için eziyor. Yani yoldaki darbeleri yine şey yapmıyorsunuz. Gövdenin yüksekliğini, salınımlarını bertaraf etmek için mecburen yapılan bir tercih. Yana yapmasına izin vermemişler. Biraz daha yumuşak seçilse bu sefer virajlarda tedirgin olma durumumuz olurdu. Yalnız tabii bizim arabada sınırları pek zorlamamız mümkün olmadı. Çünkü sıcak havaya rağmen kış lastiğiyle gelmişti araba. O yüzden bunun farkı ciddi derecede hissediliyor. Tabii. O yüzden mekanik yol tutuş epeyce düşük olduğu için arabanın virajlarda ne kadar yattığını sonuna kadar süspansiyon sınırını geçemiyordunuz yani. Yeterli konforu sunuyordu. Bununla beraber dingil aralığı Fiesta ile aynı. Aynı evet. Gövde 10 santim yüksek toplamda. Bak Meriç, dedik ya hani Doktor Who'nun telefon kulübesi gibi. Ford'un normal konsol tasarımlarında, göğüs tasarımlarında Focus olsun, hatta C-Max bile Fiesta olsun, üzerine gelen bir şey hissi vardır, boğuculuk hissi vardır. B-Max'te bunu biraz yeniyorsunuz. Bazı insanlar çok seviyor, hani güvende hissediyorlar kendini böyle sarılmaktan. Bazı insanlar da rahatsız oluyordu. Ben de açıkçası çok barışık değildim. Hani eline attığın her şeye ulaşabiliyorsun ama her şey fazla fazla böyle. Fiesta'da şey açıkçası biraz klostrofobik geliyordu ortam, hani camların da eğimli olması. Hele ki bizim test aracımızda olduğu gibi berbat bir renk kombinasyonu seçersen, siyah üzerine siyah gibi. Daha renkli alternatifleri var. Özellikle tavsiye ederim yani gözünüzü korkar olsun. Fiesta'nın kaplamasından bahsediyorsun değil mi? B-Max'da siyahtı ya. Fiesta'da renkli kaplama var. B-Max'da da sunuluyor. Tabii evet. Farklı gövde rengiyle opsiyon olarak. B-Max'te konsolun üst kısmındaki o yumuşak plastiği kahverengi alabiliyorsunuz. Aynen öyle. Kesinlikle çok daha iyi. Koltuk döşemelerini de bej rengi alabiliyorsunuz. Bizim test konuğumuz maalesef birazcık talihsizdi bu konuda. Dış rengi beyaz, içi de siyahtı. Hı hı. Fotoğraf çekerken epeyce zorlandık. Yani evet. Bayağı zorlayıcı oluyor. Şu çok güzel Meriç. Dedim ya 10 santim daha yüksek. Hı-hı. Arabanın içinde otururken Fiesta'da olmasını beklediğin ama olmayan açıya kavuşuyorsun. Evet. Her şey elinin altında ve oturma pozisyonunda yükseldiği için konsolun üstü inanılmaz kullanışlı bir şeye dönüşüyor. Alet edevat masasına dönüşüyor. Ford'un bu tasarımında müzik sistemi epeyce böyle yatay bir açıda yerleştirilmiş. Ve müzik sisteminin kamerası, geri görüş kamerasının ekranı da epeyce ileriye konulmuş. İnsan ona biraz daha hakim olmak istiyor. Doğru söylüyorsun. Üstelik hani biraz daha yüksekte oturduğumuz zaman kokpit o kadar güzel yerleşmiş ki klima kumandaları, diğer önemli gözler aşağıda kalmıyor. Her şeye ulaşabiliyoruz. Yani bu kokpit sanki bu araba için tasarlanmış. Tam yerini bulmuş. Dikiz aynaları seni biraz rahatsız etti. Dış dikiz aynaları Can Fiesta ile aynı. Birazcık yani gövdeye göre küçük geldiler gözüme. Sana küçük geldi, ben boyunu sevdim ama kolları kısa kalmış. Fiesta ile aynı şeyi kullandıkları için oturma pozisyonu yükselince alt çizgiden biraz çerçeve şeyi kesiyor. Evet. Aynanın görüşünü kesiyor. Gövde görüşü harika. Arka görüş yani sırtınızı dönüp arkaya baktığınızda gayet güzel bir görüş var. Çünkü büyükçe bir kelebek camı var. Öyle. Üçüncü çok da güzel bir cam var. Şey yapmışlar, kesmişler evet. Sütunun açısını. Arka camın büyüklüğü de yeteri kadar aşağıya iniyor. Hı-hı. Geri görüş kamerası var bizim test aracımızda. Dahi var yetinmezsen tabii. X pakette gelen bir özellik. Park sensörü de alabiliyor muyuz? Park sensörü yok. Ha. Onu entegre etmemişler. Herhangi bir opsiyon artık listesi. Daha da yani ne gerek yapayım diyorlar. Tabii. Kamera olunca. Geri görüş kamerasının üstündeki çizelgeler zaten gayet net bir şekilde kerteriz almanızı sağlıyor. Burnunu göremiyoruz. Yüksekte oturmamıza rağmen ama nerede bittiğini tahmin etmek zor değil. Alışıyorsunuz. Çok yani kısa sürede alışılıyor. İnsan makine bütünleşmesi olduktan sonra. Yani bazı arabalarda o olmuyor. Doğru. Alışılmıyor da bunda çok rahat alışabiliyorsun. Tahmin edebiliyorsun boyutlarını. Bagaj hacmi. Arkada Fiesta platformu. Torsiyon çubuğu süspansiyon var. Epeyce de sert seçilmiş. Hani sürüş yolculuğu çok fena değil ama bagaj hacminde de epeyce bir genişlik bekliyoruz. Kısa boyuna rağmen 304 litre gibi bagaj sunuyor. Evet. Bagaj zemini ayarlanabiliyor son derece altında değişken. Altında küçük bir bölme daha var. Tam boy stepnemiz var. Var evet. Avadanlıkla beraber. Hı hı. Yani koltuklar da zaten parçalı bucuklu yatabildiği için. Koltukları yatırdığımızda zaten düz bir bagaj zemini elde edebiliyoruz. Gayet arabayı parlatan. Hani Fiesta'nın üzerine fark ödeyip de bunu almak veya bilmiyorum Meriç hani durup da biraz... Şey düşününce, üreticilere bu konuda hak vermiyor da değilim. Hani dedik ya incelemenin başında. Bu son yıllarda özellikle önümüze sürülen bir reçete.
sıkça gündeme getiriliyor. Her üretici bu segmente bir araba çıkarmaya çalışıyor. Evet. Hakikaten kompakt sınıftan müşteri çekebilecek potansiyele sahip. Yani evet, arabada ekseriyetle tek başına çok yüklü gitmiyorsa insanlar ve uzun yola çıkmıyorlar, şehir içinde geziyorlarsa, bu hacim kullanımı, bu alan kullanımı Focus'a daha cazip bir alternatif gibi duruyor. Öyle. Yani bilhassa arabayı çok şey yapmayı sevmeyen, hani arabanın içinde entegrasyon sıkıntısı olan insanların, acemi şoförlerin, o tabiri kullanmak istemesem de, arabayla daha rahat iletişim kurmasını sağlayan yüksek oturma pozisyonu çok ciddi bir avantaj. Evet. BMAX tasarımında. Benim de ilgimi çeken avantajlar bunlardı Can. Yakıt tüketimini düşük dedik, ne kadar? 5 litre. Karma tüketim. Karma tüketim değil aslında. Yani otoyolda biraz dikkat ettiğin zaman 5 litreye indirilebiliyor. Karma tüketimimiz 6 litre civarlarında. Boş ağırlığının 1310 kilo olduğunu bir kere daha hatırlatalım. Evet. Yani araba... Şunu da söyleyelim. Şehir içi trafiğine girseniz de yani en kötü kullanım koşullarında bile 6'dan yukarıya çıkmama konusunda inatçı bir motor. Bu noktada turbo dizel olmasının ben dezavantajını görüyorum. Uzun süre kullanacaksanız, şehirde çok vakit kaybedecekseniz, yani bu arabayı tercih ederken şehir içi kullanım ön planda. Ha tamam, 1.4 motorunu da tercih edebilirsiniz ama bizim gözümüze ürün skalasında parlayan 1.6 PowerShift. Atmosferik motor, bakım masrafları kısık. Zaten otomatik vitesin şeyi de var, başarılı yani karakteri de var. Çok da ciddi yakıt tüketimi şey yapmayacaktır, fark etmeyecektir. Ne kadar fiyat farkları var? Şimdi Can bakacak olduğumuz zaman... Titanium X donanımı için konuşalım. Hı-hı. Bizim arabamız... Titanium X paketini eklemeden konuşacak olursak. O bir opsiyon listesi çünkü. Tamamdır. Titanium 1.6 TDCi 95 beygir. 66 bin lira. Atmosferik power shiftli motor arabayı seçersek 58.730 lira. Evet. Otomatik olmasına rağmen. Manuel 9.000 lira, 8.000 lira bir fark var. Manuel benzinli almak istersek? Manuel benzinli almak istersen 1.4 atmosferik seçeneğine yönlenmen gerekiyor. Onda veya da 1 litre EcoBoost, yani giriş seviyesi, giriş seviyesi bir BMX 50.000 liradan başlıyor fiyatı. Aslında hiç fena değil. Yani fiyatlandırması. Ha, bu segmente hiç fena değil diyorum. Rakamlar epeyce yüksek ama bu segmentteki emsalleri de aşağı yukarı benzer reçeteler sunuyor. Tabii. Yani arabanın sunduğu en büyük fark, yani bilhassa yaşlı yolcu taşıyorsanız veya çocuk koltuğu taşıyorsanız inip binme kolaylığı sağlayan kapı konsepti. Evet. Yani kapı hakikaten çok büyük avantaj ve emniyet kemeri koltuğun sırtlığına entegre. Aramakla da uğraşmıyorsunuz. Kupe arabalardan alışa geldiğimiz bir... Sıkıntı yok çok uzun kapıyla beraber gelen. Ama şey yani alan kullanımı, iç açmayı, kullanışlı gözler, ne bileyim bagajında değişkenliği beni epeyce cezbetti. Focus müşterilerini dahi düşündürebilir. Ha, uzun yol kullanımı çok keyif vermeyecektir. 15 inçte değil mi jantlar? Hı hı. 195-55 yanak. Lastikler. Lastikler nispeten büyük olsa da kısa dingil aralığı ve yüksek gövde, yüksek hızlı, tempolu otoyol kullanımlarında içindekileri huzursuz ediyor. Yorgun kalıyorsunuz. Biraz da, yalıtını, biraz da şey de alıyor, yol gürültüsü de alıyor. Hani diğer Ford'lardan, eski Ford'lardan bilhassa bir tık daha başarılı olmasına rağmen yine de mükemmel tabii değil. İçeride hissedilir bir şey var, uğultu var. Daha çok şehir içi odaklı veya kısa seyahatlerde tercih edebileceğiniz harika değişkenlik özellikleri sunan bir araba. Yalnız ne olur gözünüzü seveyim, arabanın dışını korkup beyaz, içinde simsiyah almayın. Evet, çok biraz, güzel renk seçenekleri biraz renk, var. Biraz renk katmaya ihtiyaç var. Biraz da kahverengi tonları, hardal tonları çok güzel. Örneğin bizim mahallede bir komşumuz da var aynı araçtan. Cam tavan seçeneğini de opsiyonunu da almış. Evet. Cam tavan opsiyonu da var acaba bu araçta. Çok daha ferah olmuş. Yani o cam tavanın perdesini açtıktan sonra, iç mekan da açık renk olduktan sonra gerçekten güzel gözüküyor aracın içi. Bilhassa için. Arka tarafta baş mesafesi sorunu da olmayacağı için. Evet. Yüksek cam tavanı... Fiesta'da öyle bir handikap var. O tabii boğucu oluyor arka taraf. Bu arabada gerçekten böyle bir aile aracında rahat rahat, konforlu bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Geçen not aldı mı? Bence aldı. Bence de aldı. Tabii ama diğer motor seçenekleri de göz önüne bulundurarak. Yani. Tabii. Fiyatının yüksekliğine aldanmamak lazım. Klasmandaş rakipler arasında en yüksek donanımı da sunduğu için aslında fiyatı hak edilmiş bir fiyat. Evet. Yaygın servis ağı efendim, piyasada bilinirliği gibi artıları da beraberinde güzel bir çok araba. Çok bilindik bir motor. PSA grubunun her bakalım türlü, her şekilde parçası bulunabilir. Emre abinin buradan. Tabii. Umarım gerekmez tabii bulmanız ama yine de şey yapılır. Parça sorunu yaşatmaz. Yine sıkıcı, yine aile arabası tanıttık sizlere.
olması gerekenden pahalı ama işte yaşadığımız şartlar bunu gerektiriyor. Bakalım daha eğlenceli otomobillerle biraz daha farklı konseptlerle karşınıza gelmeye çalışacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Eklemek istediğin bir şey var mı Meriç? Vallahi her şey değindik gibi can. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim o zaman. O zamana kadar da video altına siz eklersiniz bizim unuttuğumuz varsa. Hoşçakalın. Hoşçakalın.